Merhaba. Limitin epsilon delta tanımına ait videonun alıştırmalarını çözelim. Limit x 1'e giderken 5 x 3 eşittir 2 olduğunu gösteriniz. O zaman yine hemen klasik kalıbımızı yazalım. Herhangi bir epsilon pozitif verilsin. Bir delta pozitif bulalım ki şunu görmek istiyoruz. Mutlak değer x eksi 1 sıfırla delta arasındayken mutlak değer 5x eksi 3 eksi 2 küçük epsilon olsun. Bu önermenin doğru olduğunu göstermek istiyoruz. Şimdi bakalım. Önce şurada şu mutlak değer 5x eksi 3 eksi 2 ile biraz ilgilenelim. Bu varsa şimdi bu nedir? 5x eksi 5 o zaman ben bu 5'i direkt dışarıya atabilirim. Mutlak değer çarpı mutlak değer x eksi 5 diye. Bunu bir kere böyle yapayım. Bir daha artık daha hızlı yapacağım. Yani bunu bu şekilde yapabilirim. Yani bu aslında 5 çarpı mutlak değer x eksi 1. Ama bakın bizim burada da x eksi 1 mutlak değer içerisinde küçük delta. Yani aslında şuraya ben delta koyarsam bu neydi bizim için? Küçük epsilondu. O zaman buradan şu geliyor bakın. Aslında 5 delta eşittir epsilon olarak alınacak. Şimdi buradaki bu işten sonra düzgün yazıma geçelim. Hemen şöyle başlıyorum bakın. Delta eşittir epsilon bölü 5 olsun. Ama şimdi de bu önermeyi düzgün düzgün göstermem lazım. Şimdi P ise Q önermesi. O zaman P'yi doğru kabul ederek başlıyorum. Şimdi buradan madem ki delta eşittir epsilon bölü 5, buradaki delta yerine ben epsilon bölü 5 koyacağım. Sonra artık bundan sonrası şu yeşille yaptığım yerin aslında tam tersten yani sondan başa doğru gidiş hali. Şimdi ne yapacağım? Her tarafı 5 ile çarptığımda eşitsizlik aynen kalır. Şu şekilde. Ama burada sadece epsilon kalır. Ondan sonraki adımda yine uzun uzun yapalım. Bu 5 yerine mutlak değer 5 yazarım. X eksi 1 küçük epsilon. Şimdi 5'i içeri atarım. Yani o da nasıl? Tek mutlak değer de yazarız. 5 x eksi 1 küçük epsilon. Ne yapmamız lazım? Buradan da şimdi şöyle yazacağız. Mutlak değer içerisinde 5x eksi 3 eksi 2 diye yazabiliriz. Çünkü burası 5x eksi 5. Artık bir adım atlayalım o kadar da olsun. Ve işte bu tam muntazam epsilon delta yazımı. Böyle yazmanız lazım size de eğer sorulursa. 2 numara. Limit x 3'e giderken 2x eksi 5 eşittir 1 olduğunu gösteriniz. Yani yine her epsilon pozitif için bir delta pozitif bulalım. Öyle ki 0'dan büyük mutlak değer x eksi 3 küçük delta ise, mutlak değer 2x eksi 5 eksi 1 küçük epsilon olacak. Şimdi burada sol tarafta gene birazcık karalama yapalım. Ne yapacağız? Bu epsilonla delta'yı uyduracağız değil mi? Yani şundan başlıyorum. 2x eksi 5 eksi 1. Bu nedir? 2x eksi 6. Şimdi ben ne yapmak istiyorum? Bu x eksi 3'ü elde etmek istiyorum. O zaman buradan hemen şöyle yazabilirim. Bu 2'yi artık hızlıca dışarı atayım. 2 x eksi 3. Bakın burası benim delta. Şimdi bu küçük böyle epsilon olacaktı. Görüyor musunuz? Yani 2 delta eşittir epsilon. Buradan da delta eşittir epsilon bölü 2 almamız lazım. Şimdi düzgün yazmaya geçelim. Burada amaç ne bizim her zaman? Her verilen epsilon için bir tane delta bulalım. Bu öyle ki de tabii ki delta epsilon'a bağlı. Çoğu zaman böyle. Çünkü size bir epsilon verilecek. Herhangi bir şey verilebilir. Pozitif olduğu sürece sorun yok. Ve siz o verdiği şeye bağlı olarak delta bulacaksınız. Burada da biz şimdi delta eşittir epsilon bölü 2 dediğimiz anda tamam kardeşim sen epsilonu ne verirsen ver. Bak ben bu şekilde delta'yı buluyorum diyoruz. Ama şimdi de göstereceğiz bunun bizim gerçekten de bu önermeyi sağladığını. Yani şöyle başlıyorum. Buradan şimdi ne yapacağım? Delta eşittir epsilon bölü 2. O zaman x eksi 3 epsilon bölü 2. Yine her tarafı 2 ile çarparsam 2 x eksi 3 küçük epsilon oldu. Şimdi bu 2'yi içeride yazarsam pozitif olduğu için o içeride direkt olarak böyle 2x eksi 6 olarak çıkar. Ve sonra ne yapmam lazım? 2x eksi 5 eksi 1 formunu da tam. Hadi şöyle yazayım. 2x eksi 5 eksi 1. Küçük epsilon. İşte bitti. 3 numarada x sıfıra giderken x kare eşittir 0 göstereceğiz. Bu 0 sayesinde bizim işlemlerimiz kolay olacak. Yani ne istiyoruz? Her epsilon pozitif için bir delta pozitif bulalım. 2 Burada ne oldu? Mutlak değer x eksi 0 küçük delta ise mutlak değer x kare eksi 0 küçük epsilon olacak. Şimdi yani bu aslında şu. Şöyle düzgün yazarsak mutlak değer x delta'dan küçükken mutlak değer x kare de epsilon'dan küçük. Şimdi bakın görüyorsunuz gayet kolay bunu ayarlaması. Yani şurada ne diyeceğim? Bakın şöyle x kare mutlak değer içerisinde. Ben bunu şöyle de yazabilirim eşittir şöyle x çarpı x o da eşittir mutlak x çarpı mutlak x. Şimdi bu bizim için epsilonsa şunlar bizim için delta ise o zaman delta kare eşittir epsilon. Buradan delta eşittir kök epsilon. Artı tabii ki değil mi? Çünkü epsilon da delta da pozitif olacak. O zaman böyle almak lazım. Yani şimdi şöyle diyoruz. Epsilon da pozitif olarak veriliyor ya en başta. Kökünü almakta sorun yok. Şimdi o zaman şöyle başlayalım. Delta eşittir kök epsilon olsun. Ve ne diyoruz? Tabii ki P ise Q'nun şu P kısmını kabul ediyoruz. Ve ondan sonra delta eşittir kök epsilonsa ne diyeceğiz? Buraya mutlak değer x eksi sıfır küçük kök epsilon. Buradan da şimdi epsilon'a geçebilmek için kare almam lazım ama sorun değil alırım orada. Çünkü bunların hepsi sıfır ve sıfırdan büyük şeyler. Yani bu mutlak değer x. Artık bu x eksi sıfır yazmayayım. x kare küçük epsilon. Şimdi biz nereye girmek istiyoruz? Bu x'i bunun bu kareyi bu x'in olduğu tarafa atmak istiyoruz. Yani şöyle yazmak istiyoruz ama bu da zaten doğru. Çünkü kare olacağı için ha x'in karesi ha, mutlak değer x'in karesi aynı şey. Hatta şu mutlak değere bile ihtiyaç yok ama teknik olarak burada kalsın. O zaman buradan şimdi sıfır küçük şöyle yazalım. Mutlak değer içinde x kare eksi sıfır küçük hepsini. İşte bitti. Peki limit x sıfıra giderken eksi x kare eşittir sıfır derken zorluk yaşar mıyız? Hemen bakalım yine epsilon pozitif verilsin. Bir delta pozitif bulalım. Öyle ki 0, x eksi 0 küçük delta ise eksi x kare eksi 0 küçük epsilon. Şimdi asıl mesele şu ama bakın şurasında şimdi bu nedir? Aslında eksi x kare mutlak değer olarak ki o da aslında şöyle eksi 1 çarpı x kare olarak yazılır. Yani mutlak değer eksi 1 çarpı mutlak değer x kare. Burası zaten 1'dir. Dolayısıyla aslında eşittir mutlak değer x kare. Bundan sonrası o zaman tamamen bizim az önceki soruyla aynı. Üçüncü soru ile bundan sonrası aynı. Aynı şeyleri tekrar etmeyin boş yere. 5 numara x eksi 4'e giderken 16 eksi x kare bölü 4 artı x eşittir 8 olduğunu gösteriniz. Tamam hemen başlayalım. Her epsilon pozitif için bir delta pozitif bulalım. Bunu böyle yazmak durumundasınız üşenmeden. Öyle ki şöyle x eksi eksi 4 küçük delta ise 16 eksi x kare bölü 4 artı x eksi 8 küçük epsilon gösterelim. Şimdi şurası ne? Burası mutlak değer x artı 4 küçük delta. Peki burası ne? Şurayla biraz oynamamız lazım. Yani şurada biraz bakalım o zaman mutlak değer 16 eksi x kare eksi 32 eksi 8 x bölü 4 artı x. Burada ne olur şimdi? Şurası bakarsak eğer şöyle sadeleştirirsem eksi x kare eksi 8 x eksi 16 bölü 4 artı x. O da eşittir. Şöyle bir eksi parantezine alayım. Sonra o eksi zaten gidecek o mutlak değerin içinde. x kare artı 8 x artı 16 bölü 4 artı x. Ve aslında bakın şimdi şurada hemen fark ediyorum. X artı 4'ün karesi bu. Aşağıda da aslında bir tane x artı 4 var ve 4 artı x. Şimdi ne olacak? Şu kare ve 4 artı x gidecek. Bu eksi de gitti. Yani bu da aslında mutlak değer x artı 4 oldu. Yani tabii ki bu durumda bizim için ne var? Bu epsilondan küçük olacaktı. Yani delta eşittir epsilon olacak. Buradaki bu işimiz. Şimdi o zaman yazalım. Yani şöyle başlıyorum. 0 x artı 4 küçük delta olsun. Böyle başladık. Şimdi ne yapalım? Burada delta eşittir. Epsilon aldık. Ve 0 x artı 4 küçük epsilon yazdım. Şimdi bu yeşilde geriye doğru gidiyorum bakın. Buradan şimdi şöyle yazacağım. Bunun yerine 0 büyük mutlak değer içinde eksi x artı 4'ün karesi bölü 4 artı x. Bu iki şey denk sonuçta. Böyle rahatlıkla yazabilirim. Ondan sonra şuraya geçeyim. Eksi x kare artı 8 x artı 16 bölü 4 artı x. Küçük epsilon ve buradan da aynen bakın yeşilde yaptığım işi takip ediyorum. Bu düzgün yazılmış hali. Küçük epsilon ve en son artık şuraya geleyim. 16 eksi x kare eksi 32 eksi 8 x bölü 4 artı x küçük epsilonsa ve buradan da son adımda artık 16 eksi x kare bölü 4 artı x eksi 8 küçük epsilon. İşte bitti. Evet 6 numarada şimdi bakın yine her epsilon pozitif için bir tane delta pozitif var. Bunu bulacağız. Öyle ki bizim 0 x eksi 4 mutlak değer içinde küçük delta ise mutlak değer eksi x kare artı 8 x artı 2 eksi 18 de küçük epsilon olsun. Şimdi yine ne yapalım şu bizim epsilon'a ait tarafla oynayalım. Mutlak değer eksi x kare artı 8 x artı 2 eksi 18 eşittir. Şimdi o da ne? Eksi x kare artı 8 x eksi 16. Burada yine ne yaparız? Eksi parantezini alırız. Eksi x kare eksi 8 x artı 16. Ve bu ne olur? Çarpımları 16 toplamları eksi 8, eksi 4, eksi 4 olur. O zaman bu da ne? Eksi x eksi 4'ün karesi. Bir daha bir kontrol edelim. x kare eksi 8 x artı 16. Evet gerçekten de bu. Şimdi bu eksiyi zaten yutacak. Yani bu aslında x eksi 4'ün mutlak değer karesi gibi bir şey. Bizim de burada x eksi 4 var. O zaman bu eğer epsilonsa bu da bizim için delta ise delta kare eşittir epsilon. Yani yine delta eşittir kök epsilon olacak. O zaman şimdi düzgün yazalım. 0 mutlak x eksi 4 küçük delta ise delta eşittir kök epsilon alıyoruz. Yani x eksi 4 küçük kök epsilon. Şimdi kare alalım taraf tarafa. x eksi 4'ün karesi küçük epsilon. Burada x artık şu yeşili geriye doğru takip edeceğiz. Buradan ondan sonra eksi x kare eksi 8 x artı 16 küçük epsilon ve eksi x kare artı 8 x eksi 16 küçük epsilon ve buradan da eksi x kare artı 8 x artı 2 eksi 18 küçük epsilon. İşte bitti. Bu video da bitti. Kendinize iyi bakın, bir sonraki videoda görüşürüz.